gerçek gelmiş manada bir muhalefet var mı Suriye'de şu an? Yani şimdi çok güzel bir soru. Aslında benim şu an anlatacak olduğumu da belki bir şekilde açabilecek bir soru. Suriye muhalefetinin bir araya gelmemesinin en büyük sebebi Suriye muhalefeti değil, uluslararası toplum. Uluslararası toplum hiçbir zaman Suriye konusunda bir olmadı ki Suriye muhalefeti olsun. Şimdi inisiyatif olmadı ki. Dün ve bugün biliyorsunuz Riyad toplantısı vardı. Riyad toplantısına katılmak üzere işte 100-110 kişilik bir liste oluşturuldu. O listeyi alın elinize bakın. O listede tırnak içerisinde söylüyorum, kendilerini Suriye'nin dostları olarak tanımlayan her ülkenin benim adamım diyeceği ekibi var. Yani Amerika geliyor, öne bir liste koyuyor. İşte Dışişleri Bakanı'nın kendisine yakın insan, bunlar bu listede olacak diyor. İşte Suudi Arabistan zaten organizatörlerden. İşte İngiltere geliyor, bir liste koyuyor. Rusya geliyor, bir liste koyuyor. İran geliyor, bir liste koyuyor. Herkes bir liste koyuyor. Şimdi bir yamal bohça durumu söz konusu. Yani öyle bir muhalefet düşünün ki muhaliflik yapmaya hiçbir imkanı olmamış şimdiye kadar Esed rejimi idaresi boyunca. Muhaliflik yapanların hepsinin başı kesilmiş. Yani siyaseten başları kesilmiş, öyle söyleyeyim. Bunların aralarında etnik farklılıklar var, mezhepsel farklılıklar var, siyasi farklılıklar var. Hatta bir adım ileriye gidelim, ciddi bir coğrafya farklılığı var. Coğrafyadan iki şeyi anlayabiliriz, iki yönü anlayabiliriz. Birincisi, Suriye coğrafyası aslında bölgeselliğin çok kuvvetli olduğu bir coğrafya. Yani bir Halepli ile örneğin bir Rakkalı arasında aslında kültürel olarak da farklılıklar söz konusu. İşte Halep şehirli bir şey belki toplum. Halepliler genelde öyledir. Ticaret var, para var. Rakka ise biraz daha kırsalda yer alan. Çöle yakın. İşte Irak sınırına yakın. Aşiretin o aşiret bağlarının kuvvetli olduğu bir belki bölge. Deir ez-Zor'u da buna katabiliriz. Şimdi bir bu fark var. Bir de özellikle 80-83 sonrasında, yani o Hama katliamı sonrasında önemli bir muhalif kesimin yurt dışına kaçtığını biliyoruz. Yani şu an muhalefet olarak işte beyin ekranlarda olan bir kısmı en azından belki yaklaşık 30-40 senedir Suriye'ye ayaklarını basmadılar. Neden? Sürgün hayatın diasporada yaşıyorlar. Yani bir diaspora ve içeriden çıkan muhaliflerin arasındaki ayrım var. Şimdi bütün bu ayrımlardan anlamlı bir bütün oluşturabilmek gerçekten zor. Buna rağmen muhalifler bir işte aşama kaydetmeye çalıştılar. Fakat dediğim gibi en büyük belki dezavantajlar bu noktada bölgesel aktörlerin, global aktörlerin kendi muhaliflerini ön plana getirme çabası içerisinde olması, bu çabanın da Suriyeli muhaliflerin arasında bir nevi tefrika sokması.